Herkese merhaba. Bugün birçoğumuzun aklında soru işareti oluşturan bir konu hakkında sizlere video çekmek istiyorum. İnternet üzerinden gelir elde ettiğinizde bunun vergisi nasıl oluyor, nasıl vergilendiriliyor, vergi ödemek için ne yapmanız gerekiyor? Arkadaşlar öncelikle biliyorsunuz ki bir kuruşla kazansanız, bir milyonla kazansanız bunun vergisini ödemekle mükellefsiniz. Eskiden iş fazla teferruatlıydı ufacık bir gelir için 1000 lira için 1500 lira için şirket kurmanız gerekiyordu. bağ primi ödemeniz gerekiyordu. Muhasebecilerle uğraşmanız gerekiyordu. 2022 yılına çıkan bir yasayla bu dertlerden kurtulmuş olduk. Ben taze taze gelir elde etmeye başladığım için ben de bu e, soruları kendi kendime sordum. İleride maliye, vergi dairesi başıma iş açmasın. Vergi borcuyla karşılaşmayayım. Ne yapmam gerekiyor diye sorup bu soruların cevabını da buldum ve bilgilerim taze tazeyken sizlere bazı cevaplar verebilmek için bu videoyu çekiyorum. Arkadaşlar öncelikle şunu belirteyim. Ben bir şirket çalışanıyım. Yani benim sigorta primim şirket tarafından ödeniyor. Dolayısıyla siz şirket çalışanı değilseniz herhangi bir priminiz, sigorta priminiz ödenmiyorsa sizin süreciniz nasıl gerçekleşiyor o konu hakkında bir bilgim yok. Büyük ihtimalle Bağkur primi ile karşılaşacağınız bir yola doğru gideceksiniz. Ama benim gibi çalışansanız sigorta priminiz birisi tarafından ya da hala hazırda kendiniz tarafından yatırılıyorsa ne yapıyorsunuz? Gelin size onu anlatayım. Arkadaşlar yapmanız gereken ilk şey bir bankaya gidip dijital işim hesabı açtırmak istediğinizi belirtiyorsunuz. Ama kapıdan girerek ben dijital işim hesabı açacağım derseniz olmuyor. Ne yapmanız gerekiyor? Öncelikle Google'a interaktif vergi dairesi yazıyorsunuz. Karşınıza dijital vergi dairesi internet sitesi çıkıyor. Sisteme sağ üst köşeden giriş yapabiliyorsunuz. Ben e-devlet üzerinden giriş yapıyorum. Siz arzu ettiğiniz şekilde giriş yapın. Sisteme giriş yaptıktan sonra ana sayfadaki geçiş yapılabilecek uygulamalar kısmındaki ikinci kutucuğa tıklıyorsunuz. Birinci kutuya tıklarsanız başka bir sayfaya atıyor. Ben orada bulamadım yapmam gereken işi. Dediğim gibi ikinci kısımdaki interaktif vergi dairesine tıklayın. Tıkladıktan sonra sistem sizi yeni bir sekmeye atıyor. Burada işlem başlat, vergi işlemleri ve açılan yan menüdeki ikinci kutudaki sosyal içerik üreticiliği internet ve benzeri elektronik ortamlar bula 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 istisnası talep dilekçesi butonuna tıklıyorsunuz. Karşınıza Sisteme kayıtlı cep telefonunuz ve ikametgah adresiniz çıkıyor. Alttaki e-posta bilgisi kısmını doldurun. En alttaki kutucuklardan konuyla alakalı olan kutuyu işaretleyin. Ben sosyal medya içerik üreticisiyim. O yüzden birinci sıradaki sosyal içerik üreticiliği kısmını işaretliyorum. Siz yaptığınız işi kendiniz daha iyi biliyorsunuz. Ona uygun olan kısımı işaretleyin. Burayı boş bırakın. İleri dediğinizde bilgilerinizi kontrol edin. Altta onayla kısmında onaylay'a bastığınızda yüce devletimize dilekçe göndermiş oluyorsunuz. Yüce devletimiz bu dilekçeye birkaç gün içinde cevap veriyor. Bu yazıya nasıl ulaşıyoruz? Az önce Google'a interaktif vergi dairesi yazdığımızda bizi karşılayan dijital vergi dairesi internet sitesine giriyoruz. Ana sayfadaki sol taraftaki menüde bilgilerim kısmına gelin. Bilgilerim kısmında açılan yan menüde gelen evraklarım butonuna tıkladığınızda güncel tarihi girdiğinizde karşınıza bu yazı çıkıyor. Evrak detaylarına tıkladığınızda Gördüğünüz gibi üst yazı karşınıza görüntüleye tıkladığınızda PDF şeklinde size bu dilekçenin cevap yazısını veriyorlar. Bu yazıyı indirin, çıktısını alın ve bu yazıyla hangi bankayla çalışmak istiyorsanız o bankaya gidiyorsunuz. Ben dijital işim hesabı açmak istiyorum diyorsunuz. O da zaten sizi ilgili personele yönlendiriyor ve orada yaklaşık 20-30 dakikalık bir süreçte banka hesap numarasına sahip oluyorsunuz. Ee, şöyle bir tüyo vereyim. Gitmişken hem euro hem TL hem dolar hesabı açtırın. Neden bunu söylüyorum? Ben 2022'de ufak bir sponsorluk geliri elde etmiştim. O gelir için euro açmıştım. Şimdi YouTube TL ödemesi yapacağı için tekrar her şeyi sıfırdan yapmak zorunda kaldım. Hatta işim daha da uzadı. Ben bu dilekçeyi yolladığımda vergi dairesinden beni telefonla aradılar. Dediler ki siz 2022 yılında zaten bu dilekçenize benzer bir dilekçe yollamışsınız. Biz tekrar size o yazıyı veremiyoruz. Buyurun gelin buradan o yazıyı elden alın dediler. Ben vergi dairesine gittim aldım. Ondan sonra bankaya tekrar gittim. Ama siz ilk defa yapıyorsanız hiç e, vakit kaybetmeyin. Gittiğinizde TL, dolar, euro 3 para cinsinden de hesap açtırın ve açtırdığınız hesabın makbuzlarıyla birlikte tekrar bilgisayarınızın başına geçin. Bankada işiniz bitti. Adınıza hesaplar açıldı. Tekrar interaktif vergi dairesine yani dijital vergi dairesi internet sitesine giriş yapıyoruz. Biz ilk seferinde ikinci sekmeden talep dilekçesi doldurmuştuk. Şimdi o talep dilekçesine yazımızı aldık. O yazıyla bankaya gittik. Hesaplarımızı açtırdık. Şimdi bu hesapları vergi dairesine bildirme zamanı arkadaşlar. Bunun için de 3. sekmedeki gördüğünüz gibi banka bilgileri bildirim dilekçesi kısmına tıklıyoruz. Tıkladığınızda sizi adınıza düzenlenen istisna belgesi karşılıyor. Biz bu belgeyi almak için uğraşmıştık zaten. O belgeyi seçiyorsunuz. Yine telefon numaranız orada otomatik gözüküyor. E-posta adresinizi doldurun. Evet. Burada alt kısımda elde ettiğiniz banka hesap bilgilerini dolduruyorsunuz. 3 tane hesap açtıysanız 3'ünü birden oradaki artı ile ekli ekli yazıyorsunuz. Bilgiler çok basit doluyor. Şubeniz vesaireniz hepsi çıkıyor karşınıza. İvanınızı doldurun. Hesap açtığınız gün zaten belli. Makbuzda yazıyor. Hesap açılış tarihini yazıyorsunuz. Onaylaya basıyorsunuz. Ve karşınıza şu dilekçe çıkıyor arkadaşlar. Bu dilekçede vergi dairesine benim bu hesap numaralı hesaplarıma yatacak her kuruş internetten elde ettiğim gelirdir. %15 vergisini kesin beni rahat bırakın bana bulaşmayın diyorsunuz bu dilekçeye de cevap geliyordur umarım. Bana henüz cevap gelmedi ama parayı kestikleri için işlemimin gerçekleştiğini varsayıyorum. Olay bu kadar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar dijital işim hesabı kapsamında belirttiğim IBAN hesabına yatan her kuruşun %15'i yüce devletimize banka tarafından otomatikman kesiliyor. O benim vergim oluyor. Ben bir beyanda bulunmak, muhasebeciyle uğraşmak zorunda kalmıyorum. Vergimi ödemiş oluyorum. Gönlüm rahat oluyor, içim rahat oluyor ve kafam rahat oluyor. Ama şöyle bir durum var. Eğer geliriniz 2023 yılında 1 milyon 900 bin, 2024'te 3 milyonun üstünde ise bu istisnadan faydalanamıyorsunuz. Ne yapmanız gerekiyor? Şirket kurmanız gerekiyor. Prim ödemeniz gerekiyor. Gelir vergisine dahil olmanız gerekiyor. Ama arkadaşlar 3 milyon kazanan adam da vergisini ödemiyorsa Allah da çarpar, devlet de çarpar. Umarım biz o kazanç seviyelerine ulaşırız, vergimizi de çatır çatır öderiz. Videomun sonuna geldik ama ufak bir hatırlatmam olacak. Ben normalde oyun içerikleri üreten bir kanalım ama ara sıra da olsa bu tarz içerikler üretiyorum bu tarz içeriklerin sayısının artmasını istiyorsanız YouTube'da ya da youtuber olma yolunda karşılaştığım sorunlarla nasıl baş ediyorum onları nasıl geçiyorum gibi e, konulara ışık tutacak sorulara cevap verecek videolar çekmemi istiyorsanız kanalıma abone olmayı Beğendiyseniz de bu içeriğimin altına beğeni bırakmayı unutmayın her şey gönlünüzce olsun. Bol ve bereketli kazançlar diliyorum. Kendinize iyi bakın.